Keşan Belkop mevkiindeki taş ocağında 11 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 16:05 sıralarında dinamit patlatılması nedeniyle bölge halkı tedirgin oldu. Saat 18:30'da taş ocağı önünde toplanan kalabalık arasında CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da katılarak protestoya destek verdi. Ayrıca dinamit patlatılmasına şahit olan Muammer Alan da o anda yaşananları kamuoyu ile paylaştı. Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz de projede dinamit patlatılması yapılmayacağı maddesi olduğunu belirterek çalışmanın derhal durdurulmasını istedi ve Keşan'da bulunan Edirne Valisi Ekrem Canalp'i göreve davet etti. Bir daha itiraz edildi. Bu kez karşımıza BOTAŞ'ın hazırlattığı proje tanıtım dosyası çıktı. 2 Mart'ta Edirne Çevre Şehircilik İklim Değişikliğinde sitesinde yayınlandı bu tanıtım dosyası. Şimdi bu proje tanıtım dosyasında açık ve net şunu yazıyor: hiçbir biçimde patlatma yapılmayacak diyor. Ancak 3 gün önce makine geldi, delici makine geldi. O zaman yine basın açıklaması yaptık ve bu bir tane ekskavatör, kırıcı, bir tane yükleyici, 3 tane kamyon çalıştıracağım, sesi asgaride tutacağım. Ve hiçbir biçimde patlatma yapmayacağım. Bu taahhüt ediliyor. Proje tanıtım dosyasındaki taahhüt bunların sözüdür ve buna uyulmadığı takdirde ÇED yönetmeliğine göre, çevre kanununa göre faaliyetin durdurulması gerekiyor. Ama ne yazık ki bugün saat 4:05'te, yani 16:05'te burada patlatma yapıldı. Evlerde yaşayan insanlar 150 metre mesafede. Şöyle bir şeyi bizim kabul etmemizi hiç kimse beklemesin. Sayın Valimiz şu an Keşan'da. Bu akşam iftara katılıyor. Dolayısıyla önce kendilerinden gerçekten yetkilerini kullanmalarını istiyoruz. Çünkü bir devlet kuruluşu olan BOTAŞ proje tanıtım dosyası hazırlıyor, devlete sunuyor. Ve devlet kuruluşu devlete diyor ki ben buradan taş alacağım. Ruhsatı alıyor. Bir tane ekskavatör, kırıcı, bir tane yükleyici, 3 tane kamyon çalıştıracağım, sesi asgaride tutacağım. Ve hiçbir biçimde patlatma yapmayacağım. Bu taahhüt ediliyor. Proje tanıtım dosyasındaki taahhüt bunların sözüdür ve buna uyulmadığı takdirde ÇED yönetmeliğine göre, çevre kanununa göre faaliyetin durdurulması gerekiyor. Ama ne yazık ki bugün saat 4:05'te, yani 16:05'te burada patlatma yapıldı. Evlerde yaşayan insanlar 150 metre mesafede alabildiğine panikledi. Polis tutanak tutmuş. Eminiz ki şöyle kontrollü patlatıldı, çevreye zarar vermedi şeklindedir. İyi de hukuka uymayan proje tanıtım dosyasındaki taahhüdüne aykırılığı ne yapacağız? Bunu ne yapacağız? Artık gerçekten biz adalete inanmak, güvenmek istiyoruz. Devlet kurumlarının işleyişlerine güvenmek istiyoruz. Birbirleriyle bu şeyi yapmamalılar ve yetkilileri göreve davet ediyoruz. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bu konuda davamızı açtık. Buradaki belgeleri topladık, avukatımıza da ulaştırdık. Artık telafisi mümkün olmayan bir sürece girildi. Bunun anası Saros'ta yapılmak istenen Fesereu Limanı'dır. 4 yıl önce 2018 30 Mayıs'ta başlatıldı süreç. O gün bugündür ne hukuk tanınıyor, ne bilim tanınıyor, ne adalet tanınıyor, ne yargı kararı tanınıyor. Keyfi bir şekilde dış alım dış satım ekseni üzerine oturmuş Katar doğal gazını Avrupa'ya pazarlayacağız diye hem buradaki yaşam alanımıza müdahale ediliyor, hem
Saros Körfezimiz talan ediliyor. Buna artık dur denmelidir. Bir an önce dur denmelidir. Dolayısıyla buradan tüm yetkililere sesleniyoruz. Proje tanıtım dosyasındaki taahhütlere uyulmasının sağlanmasını istiyoruz. Sayın Belediye Başkanımız 23 Mart Nusret Uybaş arkadaşımızın cenazesinde buradan taş alma işinin Mayıs sonu Haziran ortalarında biteceğini söylemişti. Geçen gün mecliste konu görüşülünce, soru önergesi verildiğinde de bayrama kadar bitecek dedi. BOTAŞ'la görüştük dedi. BOTAŞ'la görüşmesine gerek yoktu. Yetki onun kendisindeydi. 2 Mart günü kendisinden kurum görüşü sorulduğunda, eğer bir ay süresi var ÇED yönetmeliği 17. maddeye göre, bir ay içerisinde cevap verme yükümlülüğü var. Aynı gün bizce sakıncası yoktur cevabını vermemiş olsaydı bugün bunlar olmayacaktı. Bugün bunlar olmayacaktı ve her fırsatta şundan dem vuruyor. Hocam, çevre duyarlılığı. Buraya bakarsanız. Çevre duyarlılığından söz ediyor. Çevreye karşı çok duyarlıymışlar. Şimdi sadece şunu söylüyoruz. Saros Körfezi'nde kumsalların önce MÜÇEV sonra HÇEV tarafından kiralanmasına karşı gösterilen tepki. Saros'a 350-400 metre boyunda 100 tonluk gemilerin girmesine olanak sağlayan Fesero Limanı'na karşı duruş ve burada evlere 160 metre mesafede taş ocağı patlatmalı hale dönüştürüldü. Bu taş ocağına karşı da sakınca yoktur görüşünü belirttikten sonra o kişinin çevreye duyarlılığını anlamak gerçekten çok da mümkün değil. Bu değerlendirmeyi Keşan kamuoyuna bırakıyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sayın vekilimiz de bir şeyler söyler herhalde. Sonra bu canlı tanığı var. Muammer Alan arkadaşımız. Patlatmanın canlı tanığı. O da bir şeyler söyler diye düşünüyorum. Evet, çok değerli Keşan'ımızın ileri gelen arkadaşlar, çok değerli basınımızın temsilcileri. Yani Türkiye'de hukuk durmuştur. Adalet herkese lazımdır diyoruz. Evet, adalet herkese lazım. Kimlere lazım olacağını göreceksiniz. Çünkü bu bir hukuksuzluk. Az önce hocam da bahsetti. FSRU doğalgaz limanı yapılmamış olsaydı, yani orada hukuk işlemiş olsaydı, bugün biz burada toplantı yapmıyor olacaktık. Çünkü onun o inşaatın devamı için bugün burada taş ocağı hukuksuzca çalıştırılmak isteniyor. Yani yargı durmuştur. O yüzden Türkiye'nin 5 temel sorunundan bir tanesi adalet dedik. Adalet herkese lazım olacak. Bugün bu hukuksuzluklara izin verenler yarın yargı karşısında gerekeni nasıl söyleyebilecekler? Kendilerini nasıl savunabilecekler? Ben yargı kararlarını uygulamadım nasıl diyebilecekler? Bu son derece yanlış bir durum. Yani halkımız burada tüm güçleriyle birlikte mücadele ediyor. Ne için mücadele ediyor? Hukuksuzluk için mücadele ediyor. Yani şurada 160 metre geride evler var. Buradaki insanlar, buradaki çocuklar her patlamada bir kez daha sıkıntı içerisine düşüyor. Bu nedenle bir gün gelecek, hukuk herkese lazım olacak diyoruz. Özellikle Saros Körfezi'nde ve bizim bölgemizde çok sayıda çevre katliamı var. Biz çevrenin katledilmeden sürdürülebilir bir şekilde kalkınmanın olabileceğini, tarımın da olabileceğini, sanayinin de olabileceğini ve bunun da hep birlikte hukuku da işleterek yapılabileceğini herkesin bilmesini istiyoruz. Bu yapılabilir. Ama bunları uygulamadığınız sürece biz mücadelemize devam edeceğiz. Kararlıyız. Sonuna kadar gideceğiz. Buraya gelen, katılan, konuşan, bu soğukta mücadele eden herkese de teşekkür ediyorum. Bir yana doğru gelirsem, vekilimizin ve Hasan hocamızın belirttiği gibi
bu olayın takipçisi olan tüm arkadaşlara önce teşekkür ediyoruz. Ben bugün 4 civarında yürüyüş amaçlı bu yoldan geçerken tam olarak şantiyenin önlerinde önce duman çıktı. Sonra derin bir ses, derinden gelen bir ses duydum. O anda tespit edemedim. Ondan sonra arabasıyla Bülent Us ismini verebilirsin dedi. Arabasıyla geçti. Yukarıdan arkadaşlarıyla oturuyormuş, piknik yapıyormuş, sesi duyduklarını söyledi. Ben bu olayın canlı tanığıyım. Ondan sonra birkaç araç 06 plakalı 4-5 araç şey yaptı, telaşla yanaştılar şantiyenin önüne. O arada polis, emniyetten bir görevli herhalde tutanak imzalattı. 2-3 görevli konuştular. Bu. Ondan sonra fotoğraf paylaştım ve çevreyle ilgili olan arkadaşlarla konuyu paylaştım. Teşekkürler ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, mücadeleye devam. Dayanışarak. Ya ne olacak artık? O da olacak.